Saçım iyi değil ya. Her zamanki gibi. Herkese merhaba. Bugün bir alışveriş videosu çekiyorum. Enerjim çok yüksek. Artık YouTube'a düzenli bir şekilde video çekeceğim. Kesinlikle evet. Buna kesin karar verdim. Alışveriş videolarını da çok sevdiğiniz için önce alışverişten başlıyorum. Yeni sezon şeyler de var. İndirimde bulduklarım da var. Hemen başlıyorum. Önce biraz sizi yakına alıyorum. Videoyu ayakta çekmeye karar verdim. Çünkü oturamayacağım şu an. İlk önce üzerimdekiyle başlıyorum hemen. Üzerimdeki Zara'dan ve yeni sezon bulabilirsiniz. Bu kumaşı çok sevdim. Çünkü böyle pamuklu ve lycra'sı çok güzel. Ve biliyorsunuz crop giymeyi çok seviyorum ben. Hem böyle kolsuz, işte halter yaka, kare yaka, U yaka, V yaka bir crop canavarıyım. Bu rengi de çok beğendim açıkçası. Bu yeşilin bu tonunu çok beğeniyorum. Hala bulabilirsiniz Zara'da. Aşağıya hepsinin linkini ekliyor olacağım. Bu arada bayağı bir makyaj yaptım bugün. Çünkü çok özlediğimi fark ettim ve böyle kamerada da belli olsun diye bayağı bir sürdüm. Yağlı boya misali. Ve fark ettiyseniz hiç pembe bir şey yok yüzümde şu an. Böyle bronz takılmak istedim bugün. Niye bilmiyorum. Ve çıkılamayan tatilin bikinileri, evet. Şöyle bir bikini almıştım Oysho'dan. Çok beğenerek. Ama giyemedim. Çünkü pandemi her şeyi, bütün hevesimi kursağımda bıraktı. Aslında bu çok bence benim ten rengime olacak bir bikini değil. Çünkü çok fazla yanamıyorum ama böyle bronzlaşabilen insanlara bence inanılmaz yakışır bu bebek mavisi. Altı da bu şekilde böyle yanları fırfırlı. Altını XS aldım. Üzerine small aldım. Bu bikini gerçekten geldi ve bitti. Şu an hala bulabilir misiniz bilmiyorum. Eylül geldi zaten. Tatile gider misiniz bilmiyorum. Evet, böyle. Problemlerim büyük. Yine Zara'dan şöyle bir soluk tişört almıştım. Ben soluk şeyleri çok seviyorum. Bunun da tonu gerçekten çok güzel. Ben bunun bedenini large aldım. Genellikle tişörtlerde ve sweatshirtlerde large giyiyorum zaten. Hala bulabilirsiniz bunları. Bunlara zam gelmiş. Bu arada ben bunları böyle aldıktan sonra böyle 15, 20, 30, 40 devamlı zam geliyor gerçekten. O yüzden yani iyi düşünüp almak lazım. Trendyol'dan şöyle bir etek aldım ve size rahatlığını ve güzelliğini anlatamam. Bir önceki izlediğiniz vlogta zaten üzerimde bu vardı. Müthiş yani. Böyle bir şey yok. Giy ve çık. Bedeni 34 ama bence yani 36 gibi düşünebilirsiniz. Pek 34 gibi değil. Bayağı büyük bir kalıbı var. Ama şu önündeki böyle yırtmacı falan yani çok güzel. Tam böyle İzmir sıcağına uygun bir etek. Zaten şöyle bir gömlek almıştım. Aslında bununla Instagram fotoğraf koydum ama hiç üzerimde olduğu belli olmuyor. Bu şekilde uzun yanlarında yırtmaçları var. Gerçekten aşırı beğendim. Özellikle böyle işte kot şortların üzerine crop içine crop giyip altına kot şort giyebilirsiniz. Başka da bir kombin gelmiyor benim aklıma bulunma. Ama gerçekten aşırı beğendim. Çok zamansız ve güzel bir parça olduğunu düşünüyorum. Hem bikininin üzerine falan da çok güzel olur. Bershka'dan şöyle bir şort aldım. Bu indirimdeydi bu şekilde. Fakat gördüğünüz gibi küçücük. Çünkü çocuk şortu gibi bir şey geldi yani. XS aldım. Keşke small'unu alsaymışım dedim ama olsun yine de giyiyorum. Rengi çok sevdim. Videoda sanırım yeşillerden gideceğiz. Her şey yeşil ama çok güzel. Ayrıca bu da soluk. Çok daha güzel renkleri de var. Krem rengi var. Bunu aldıktan sonra görmüştüm. Bence krem rengi çok daha güzel. Yine Adidas'ın indiriminden şöyle bir şort almıştım. Tam böyle yürüyüşe giderken giymelik. Sadece birazcık daha beli yüksek olsaymış süper olurmuş. Bunun fiyatını hatırlıyorum. Bu 99 TL'ydi. Evet, bir crop canavarı olarak aldım. Cropları göstereceğim şimdi. Bunu Trendyol'dan aldım. 39 TL'ydi fiyatı. Birazcık daha likralı, daha böyle saran şey olmasını tercih ederdim. Biraz geniş geldi kalıbı ama penyesi falan güzel, yumuşacık. Bu da yine geçen vlog üzerimdeydi. Bu da çok güzel. Rengi falan harika. Bunun da markası Pull&Bear. Oradan alabilirsiniz. Hala vardır. Bedeni small. Bu da soluk olduğu için ekstra bir sevdim. Ve bunlar da Stradivarius'tan her sizin dolabında bulunması gereken kalın askılı bir adet siyah ve bir adet beyaz crop. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Bunları da bayağı küçük almışım. Bunları ablamdan görüp almıştım zaten. Onun da small'u vardı. Small'un... bir şey söyleyeceğim. Bu ne ya? Gerçekten bu kadar şey değil ama esniyor ama yani bana küçük oldu birazcık ama giyiyorum. Ablam da small'u vardı. Small'u ne internette ne mağazada kalmamıştı. O yüzden bulmuşken ben de XS'ini almıştım. Bunların da fiyatı 35 TL'ydi. Şöyle bir şal aldım. Bunu ben genelde böyle parayı olarak kullanıyorum. Şu an indirime girmiş bu. Ben aldıktan sonra. Şu anki fiyatı 49 TL olması lazım. Pull&Bear markası. Farklı renkleri de var. Böyle açık mavisi var. Daha böyle batik desenli gibi olanları var. Onlar da çok güzel. Bakabilirsiniz böyle ihtiyacınız varsa. Hem şal hem pareo. Bence çok kullanışlı oluyor. Hatta bazen
başıma da böyle bağlayıp şurasını kocaman yapmayı öğrendim nihayet. Ondan yapıyorum. Evet, en sevdiğim, gerçekten en sevdiğim markalardan biri Oysho. Aşığım yani Oysho'ya, öyle söyleyeyim. Blue Titan krem rengi gibi bir rengi vardı. Krem gibi, gri gibi. O rengini almıştım. Çok memnun kaldım. Sonra siyahını da aldım. Bedeni XS. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Bunun bir bacağı daha dar, bir bacağı daha bol. Beni buldu. Evet, yanlış yani, hatalı bir dikim bence. Ama geri vermeyeceğim çünkü sıkmasından iyidir diye düşündüm yani bacağı. Bu Titan kumaşını gerçekten çok beğeniyorum. Asla böyle terletmiyor. Tam benlik. Sadece keşke bu Oysho yazısı kalın bir kemer şeklinde olsaydı. Daha kalın bir şerit olsaydı ve siyah falan olsaydı. Bu yazı olayını çok sevmem. Ama kumaşı için bence alınmaya değer. 129 TL bu Titan'ların fiyatı. Onu genelde böyle dışarı çıkarken falan giyiyorum. Bunu da yoga ve pilates ve spor yaparken ve yürürken giyiyorum. Bu da Oysho. Bunda mesela hiçbir şey yok. Ne derler? Bir logo, bir yazı falan hiçbir şey yok. Çok güzel o yönden. Bel kısmı da böyle geniş bir lastiği var. XS değil, small almışım ben bunu. İyi ki de öyle almışım. Çünkü mesela bunun bacak kısmı inanılmaz sıkıyor ve buradan böyle pörtletiyor. O yüzden bir beden büyük alınabilir. Bu nasıl söyleyeyim size? Bayağı böyle kalın bir kilotlu çorap formunda. Bu uç kısımları da belindeki lastikten böyle kısa bir şerit halinde. Çok rahat yani, gerçekten mükemmel ve böyle eğildiğinizde hani böyle poponuz falan görünmüyor. Boyu çok ideal bir yerde. Ne çok kısa ne çok uzun. O yüzden çok seviyorum ve çok beğenerek kullanıyorum bunu. Aylar oldu yani bunu alalı. Ve yine Oysho'dan devam ediyorum. Bu şort gördüğünüz dünya üzerindeki en rahat şort olabilir. Bunun pembesi de var. Bir de sanıyorum lacivert ya da böyle mavimsi bir rengi var. Ben böyle grisini tercih ettim. Griyi gerçekten çok severim. Bedeni small. Bu şekilde önden bağlamalı. Yanlarında cepleri de var. Böyle bir rahatlık yok yani. Zaten görünüyor ne kadar rahat olduğu. Hemen böyle altına bir spor ayakkabı, üzerine bir tişört veya bir askılı veya da bir crop. Ve bitti yani. Bunu da yine hala bulabilirsiniz. Genelde böyle herkes de pembe gibi, gül kurusu gibi olan rengini almış, gördüm. O rengi de bayağı güzelmiş ama ben bunu daha çok sevdim, bu tonunu. Bakabilirsiniz, bunda çok rahat. Ve son Oysho parçamla devam ediyorum. Bir tane bunu korkudan tersinden katlayıp koyuyorum. Leke olmasın diye. Çünkü ben çok becerikliyim o konuda. Bu tarzı o kadar sevdim ki size anlatamam. O kadar beğeniyorum ki. Normalde ben böyle bahçede falan yoga yapıyorum ve bütün tight'lar bayağı böyle çamur oluyor, işte leke oluyor, yeşil çimen lekesi oluyor. O yüzden bunu hiç böyle bahçede giymedim, yani kıyamadım. Bu da Oysho, dediğim gibi bu ekstra toparlayıcı özelliği olan bir tight. Rengi mükemmel. Bunun böyle çiğ beyaz gibi olanı da var. Bu daha böyle buz rengi gibi, böyle bir renk var, şu an çok salladım. Daha böyle içerisinde grilik de yok. Bilmiyorum ne var. Ama çiğ beyaz değil. Tek sıkıntı, paçalarını geniş yapmışlar biraz. Benim ayak bileklerim aşırı ince olduğu için hiç sevmediğim bir şey bu benim. Paçaları biraz sarmıyor. O yüzden böyle yukarı çekiyorum. Yukarı çekince de tight istediğim boyda durmuyor. Biraz takıntılı bir insanım o konuda ama rengi ve kesimi için değer diyorum. Arkasında şöyle bir yazısı var. İyi ki öne koymamışlar o yazıyı. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim. İç gösteriyor arkadaşlar. Bayağı bir gösteriyor hem de. Onu söylemiş olayım. Genelde bu renk type'larını zaten, aslında bütün type'ların genel özelliği iç göstermeli. Yani siyah giyince de mesela çok iç gösteriyor. Öyle yani, haberiniz olsun ama renk falan yıkılıyor yani. Çok güzel. Ve her renk spor ayakkabıyla harika gidiyor. Hatta ben bunu böyle spor yaparken giydim bir iki kere, sonra dedim yok ya ben bunu harcamayayım öyle daha. Gezmeye giderken giyerim falan diye düşündüm. Çok beğeniyorum. Evet, bir tight canavarı olarak bir başka tight'tan bahsedeceğim şimdi. Bakın bunun hiçbir kusuru yok yani. Dört dörtlük bir tight. Hayatımda giydiğim bu kadar ince gösteren, bu kadar güzel gösteren bir tight olamaz. Neden bahsediyorum? H&M'in bu tight'ından bahsediyorum. Öyle bu şekilde V geliyor. Ve bu kesinlikle, bu kesim bence bel kısmını çok ince gösteriyor. Şöyle yapıyor. Bedeni XS. Fiyatı 129 TL. Bence şu an kalitesine göre fiyatı uygun. Şöyle göstereyim. Yani ne paçası bol ne bir şey. O kadar güzel sarıyor ki size anlatamam. Bunun çok daha güzel bir rengi vardı böyle. Üzerimdeki gibi daha böyle haki yeşil tarzında bir renk. O kalmamıştı. Sonra bu gelince bunu hemen aldım. Attım sepetime. Siyahını da hatta alsam mı diye düşündüm ama bayağı siyah taytım var. O yüzden sadece bu rengini aldım. Ama mükemmel bir tayt arkadaşlar. Eğer öyle bir arayıştaysanız kesinlikle bunu tavsiye ederim yani. H&M'in gerçekten spor bölümünü çok beğeniyorum. Fakat
online'da yani 10 tane mi stok koyuyorlar bilmiyorum. Hemen tükeniyor. Yani hiçbir şeyin stoğu yok gerçekten. O yüzden bakarak olun bence bu taytan süper. Denmark'tan 2 parçalık, 3 parçalık bir alışverişim olmuştu. Terlikleri yazlıkta unuttum. O yüzden size göstereceğim. Çok güzel bir terlik almıştım. Ama göstermeyeceğim artık, başka bir videoda paylaşırım sizinle. Şöyle bir sweatshirt. Ben bir sweatshirt bağımlısıyım. Evet. Yani inanılmaz derecede. Bunun rengine, bu şekilde soluk oluşuna, kesimine falan her şeyine bayıldım. Ben large aldım bunu. Aslında large alınacak, büyük beden alınacak bir sweatshirt değil bence. Çünkü hafif kısa bir modeli var. Ben o modeli bozmuş oldum large alarak. Ama tahammülüm yok yani küçük bir sweatshirt'e. Çok güzel değil mi? Daha hiç giymedim. Havalar böyle hafif yeni yeni soğumaya başladı. Yakında giyeceğim. Çok heyecanlıyım yani bunu giyeceğim için. Şu pandemi döneminde evde böyle aldıklarımı giymek en büyük zevkim oldu gerçekten. Bunun fiyatı 150 TL'ydi. Evet, bu kadar. Ve yine Nike'tan aldığım ve küçük aldığım, asla üzerime olmayan ama alt kısmını böyle çeke çeke genişlettiğim bir spor sütyeni. Özellikle yakasının bu şekilde kapalı oluşunu çok sevdim. Hiçbir logosu olmamasına bayıldım. Sadece ense kısmında var şöyle küçük bir Nike işareti. O da siyah zaten. Her şeyle çok güzel, sadece küçük. Bunu ben XS değil, small almalıydım. Ama olsun. Birazcık sıkıyor. 119 TL'ydi bunun da fiyatı. İndirime girmişti. Ve şöyle bir bodysuit göstereceğim size. Bir dakika. Ben varını çekeyim. Bunu Tiny'den aldım. Tiny Official'dan. Bu şekilde bir body. Ön kısmını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz fermuarını. Ben bedeni yazmıyor ama standart mıydı bunun bedeni hatırlamıyorum tam, ama değilse de small medium olan sanırım bu. Beğendim, çok güzel rengi ve modeli çok güzel özellikle. Sadece birazcık daha böyle bir daha top bir kumaş mı olsaydı acaba diye düşündüm. Ama yine de modeline ve rengini çok beğendiğim için severek giyiyorum. Ve her şeyle oluyor yani, öyle söyleyeyim. Kotla, şortla, etekle falan her şeyle mükemmel uyum sağlıyor. Ve yine Zara'dan şöyle etiketini koparırken burasını da yırttım. Bu şekilde siyah bir, dümdüz bir bluz ama o kadar güzel ki, işte o kadar güzel duruyor ki size anlatamam. Tam olarak vücuda yapışıyor ve yakası böyle çok açık, çok güzel. Özellikle omuz kısımları bayılarak giyiyorum. Kumaşı bence çok güzel bir kumaş değil açıkçası. Genelde böyle vücudu saran şeylerin kumaşı çok böyle jersey gibi bir kumaş oluyor. Ama yine de çok sevdim. Sırf kesimi için yani bayıldım. Bunu da, bu da böyle alıp dolabınıza koyun, her şeyle kombinleyin. Öyle rahat bir şey. Ekrana bunun fotoğrafım vardı, onu ekliyor olacağım. Bunu da yine bulabilirsiniz diye düşünüyorum Zara'da. Keşke iç kısımlarının etiketlerini kesmeseydim. Şu an bunları internet sitesinden bulup linkini eklemek çok zor olacak. Ve geçiyorum takılara. Şöyle bir küpeden bahsedeceğim. Bunlar Alaçatı'dan aldım. Alaçatı Moi'den. Moi'ydi sanırım, yani unutuyorum onun ismini. Çok güzel ve farklı buldum ama sonra da yani aldığımı biraz pişman oldum. Çünkü ben artık bu kadar büyük küpeler takmıyorum genelde. Ama o an böyle bir büyüsüne kapılıp aldım. Olsun. Halkın küpe dışında gerçekten doğru düzgün küpe taktığım yok yani. Ve bunları gördüğüm an çığlık attım. Zara'dan aldım. Bir tanesi sarı, bir tanesi gümüş rengi. Hatta takıp şimdi göstereyim size. Şu kolyeleri gerçekten hiç çıkarmıyorum diyebilirim bunlar tepsiden. Bunlar hani böyle bildiğimiz tırnak makasları olurdu ya eskiden. Aynı onlar. Hatta takma yeri bile onlardan. Benim bilmiyorum, daha önceki videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Top şeklindeki takılara aşığım. Böyle top şeklinde küpeler, kolyeler, yüzükler. Gerçekten çok seviyorum. Bunu da görünce bayıldım. Yani bunlar tek tek de bence çok güzel. Ve başka kolyelerle kombinlemek için de çok uygun. Tek başına da bence gayet gösterişli ve yeterli. Ama genelde ikili takıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Aynaya gidip taktım, takamadım öbürünü bir türlü. Bu şekilde ikili de mükemmel duruyor bence. Gerçekten çok beğendim. Hala bulabilirsiniz. Ben online'ından aldım. Ve bu şekilde hem gümüş hem sarı taktığınız zaman küpeyi de istediğiniz renk takabilme özgürlüğüne sahip oluyorsunuz. Ya nasıl önemli bir şey bu, nasıl önemli. Ve benim de öyle bir takıntım vardı. Böyle hepsi gümüş. Mesela gümüş küpe taktıysam hepsi gümüş rengi olacak. Veya altın taktıysam hepsi altın olacak diye. Bu kolyeler sayesinde istediğimi takabiliyorum. Çok önemli bir konu bu gerçekten şu an. Evet, ne gösterecektim? Çok güzel bir şey göstereceğim size. İki şey göstereceğim. Çok uzun zamandır istediğim Vans'lar.
Beyazı indirimdeydi. Yazmıyor. Evet, yazmıyor ama ben hatırlıyorum. 290 TL gibi bir fiyatı vardı. Bunlar Vans'ların kalın tabanlı olanları. Kalın tabanlı olmayanlar bence çok böyle lap lap lap. Anlatabildim mi? Lap lap. bu şekilde tabanları daha çok beğendim. Aslında sadece şu siyahları alacaktım. Beyazını da indirimde görünce alayım dedim. Bayıldım çünkü. Bu şekilde. Uzun zamandır istiyordum bunları. Ben 37 giyiyorum normalde ama 38 aldım ikisini de. Çünkü şu kısımları biraz basık olduğu için böyle tırnaklarımı çok bastırmasını istemedim. Benim biraz tırnaklarım problemli. O yüzden bir numara büyük aldım. Ve aşk yaşıyorum. Acayip. Umarım keyifle izlemişsinizdir. En çok hangi parçayı beğendiniz? Yorumlarda buluşalım. Bekliyorum yorumlarınızı. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz kullanıcı ismim Pelin Dinler. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Dediğim gibi artık sık video yükleyeceğim. Bu yüzden kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız yeni videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.